Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Full eşyalı. Fiyatı da uygun. Gerçekten uygun. Şimdi birazdan bahsedeceğim size. 3 artı 1 ayrı mutlak. Full eşyalı. içerisinde sadece 15-20 gün kalındı. Eşyalarıyla birlikte satılacak burası. Bölgede 17-18 milyon arkadaşlar fiyatlar. Burası 3 artı 1 ayrı mutlak. Dubleks bir villa. 300 metrekare arsı içerisinde. Fiyatımız da e, şu an 300 50 bin euro ortalama 13 milyon civarında bir rakam yapıyor. Euro da düşmeye başladı. 13 milyon civarında bir rakam yapıyor. Eşyalar sıfır. Gerçekten çok güzel bir ev. Çevrede 17-18 milyonlar istenirken burası Bence şimdi kelepir yazacağım başına kızacaklar bana bu fiyatın kelepirim olur. Gerçekten olur. Çünkü hemen iki yanımızdaki villa 17-17,5 istiyor. İnşaat kalitesine baktığımızda çok daha güzel yapılmış şık bir villa sahip olacaksınız. Ve 13 milyon civarında bir para ödeyeceksiniz arkadaşlar. 350 bin euro. Sadece ön tarafta 6 tane güvenlik kamerası saydım ben. Arka tarafa daha geçmedik orayı da sayacağız. Araç park yerimiz var. Güzel bir havuzumuz var. Havuz. Buradaki belki müstakil villaların en büyüğü denilebilir. Gerçekten çok güzel bir havuzumuz var. Evin içerisinde eksik yok. Sadece böyle bir toparlanacak ee, bahçe mobilyalarının bir kısmını biz dışarıya çıkarttık. Bir kısmı içeride kaldı. Girince göreceksiniz. Burada güzel bir bahçe alanı yapılmış. Musluğumuz burada. Duş musluğumuz burada. Gayet güzel olmuş. Şöyle havuzu şuradan göstersene. Çok büyük bir havuz ben 300 metrekare arz içerisinde ilk defa bu kadar geniş bir havuz gördüm. Bu havuzda yüzerken yorulursunuz. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Ayrı mutlak olması tabii ki çok büyük bir avantaj. Bunu unutmayalım. Ayrı mutlaklı harika bir villa geziyoruz. Fiyatımız da 350 bin Euro. Euro da hazır düşmüşken bence fırsat. Şimdi burası aslında ilk yapıldığında ben hatırlıyorum bu evi çim alanıydı. Ama tamamen böyle yabani otlarla uğraşmamak için tamamen kilit taşlarıyla kapatmışlar. Güzel de olmuş. Meyve ağaçlarını zaten bırakmışlar. Geriye kalan alan tamamen kilit taşıyla döşenmiş. Gayet de güzel duruyor. Evin arkası yönü çok güzel. Bence fırsat niteliğinde bir villa denilebilir. Burada da bir limon ağacımız var. Yine meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçeye sahipsiniz ki buradan da zaten araç park yerini daha net görebiliyorsunuz. Şöyle içeriye doğru girelim. İçeride de eşyalar da çok güzel bu arada. Girişte direkt salon mutfağa girmiyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. Girdiğinizde hemen sol tarafta çok geniş bir vestiyer alanımız ve güzel bir koridorumuz var. Kapının arkasında merdiven kısmımız var. Burada bir lavabomuz var arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Böyle bir Lavabomuz var. Vitra'nın gömme rezervuarı. Yerdeki seramikler de çok şık bu arada. Gerçekten güzel bir ev. Ayrı mutfaklı dedik ki ilk önce salona bakalım sonra mutfak kısmına bakalım. Çünkü salon gerçekten ortalama 40-42 metrekare boyutunda bir salon ve geniş bir salon. Bütün eşyalar yerli yerinde hazır sizi bekliyor. Beko'nun eşyaları var. Artık iki tane koltuğumuz var. Üçlü koltuk. Şu da bahçe mobilyası dışarıya çıkacak. Şu saklama kutuları da dışarıya çıkacak arkadaşlar. Bahçede kullanmadığınız ürünler için artı şezlonglar çıkacak. Buranın masası bu. Gayet de geniş. Sadece şunları aldığımızda çok geniş bir oturum alanına sahip olacaksınız. Ve koltukları biraz daha yakına çekip masayı dibe doğru da yaklaştırdığınızda çok daha geniş bir geçiş alanı elde edebilirsiniz. Çok güzel bir vestiyer yapılmış. Özür diliyorum. Televizyon ünitesi yapılmış. Yine ahşap çıtalarla da şekil verilmiş. Gerçekten güzel. LED aydınlatma ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Panjur sistemi de yine kumandalı sistem. Ev güzel, ev gerçekten geniş. Bak böyle geniş bir ev yakışıyor. Şimdi istediğin eşyayı bu eve doldurabilirsiniz. Ki zaten eşyalar da gerçekten neredeyse 15 gün civarında kullanıldı. Sahipleri gelmedi. İçeride de kamera var. Evin her yeri güvenlik kamerası biliyor musun? Bak evin her yeri güvenlik kamerası. Gerçekten böyle güvenliğe önem veren bir Abimizin evi demek ki. Baksana burada da güvenlik kamerası var. Burada var mı? Burada yok. Sadece orada var. Salonda olması normal ama ya çocuk varsa evde salonda bir kamera olmak zorunda diye düşünüyorum. Çünkü ben de taktırmayı düşünüyorum bu aralar. Gayet güzel de bir mutfak alanımız var arkadaşlar. Geniş ama eşya çok olduğu için dar gösteriyor. L şeklinde bir e, mutfak tezgahımız var. Yine burada Beko'nun ürünleri, buzdolabı her şeyle hazır. Ankas ürünümüz de burada. Buradan bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz. Şurada da küçük bir masa var. Ve masanın yanında böyle saklama kabının içerisinde çokça eşya var. Aslında daraltan burayı burası. Bu masa ayrıca açılabiliyor. Gayet güzel değil mi? Tertemiz. Dolapların içerisi falan her şey hazır. Kişisel eşyalarını alıp gidecekler. Tabak, çanak her şey var evde. Aradığınız her şey var ve sadece 15 gün kullanıldı. Bakın buzdolabı falan sıfır duruyor daha. Yukarıda birkaç tane eşya sıfır duruyor arkadaşlar. Hiç e, dokunulmadı bile o eşyalara. Oradan mı kapandı? Sen mi kapattın? Spotlar mı yanıp sönüyor acaba ondan mı dedim de. Ben mi kapattım yanlışlıkla? Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Çok güzel bir merdiven var bak görüyorsun değil mi? Harika. Chimstone yapmışlar merdiveni. Çimston merdivene bayılıyorum. Benim de beyaz değil ama üst taraflar gri, alt taraflar beyaz. Bir çimston yaptırdım. Çok güzel duruyor. Şimdi geldik yukarıya. Burada 3 tane sıralı şekilde odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. İlk oda burası. Buraya bakacağız. Şimdi burada kocaman bir yatak alanı görüyorsunuz. 3 tane tekli yatağı birleştirmişler. Böyle double'ında double'ı bir yatak yapmışlar ki böyle yüzüstü yatın böyle yatay şekilde yatabilirsiniz bu yatakla. Ya da böyle eskiden nasıl diyelim köy damlarında değil mi? çocuklar, kuzenler falan yatardı böyle 10-15 kişi. Aynı o şekilde bir yatak yapılmış. Tabi alan çok olunca demek ki birleştirmişler bunları bu şekilde kullanmışlar. Zeminde balık sırtı döşenmiş laminantlar var. Arka balkonumuz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar şu bölgede gelin bakın 15, 16, 17 milyonlar. Şurası da devlet arazisi bu arada. Önümüzde kapanmıyor. O da çok güzel bir olay ki sağımız solumuz kapanmıyor. Burada da yine bir televizyonumuz var. Bakın bütün eşyaları dahil ettiğimizde klimalar falan içeride nereden baksanız 1 milyonluk eşya var. Bunlar da düşersek çok karlı bir alışveriş yapacaksınız. Gelelim banyo kısmına. Güzel bir banyo lavabo var. Gerçekten harika. Dolapların içine şöyle çok açıp bakmıyoruz ki kişisel eşyalar olabilir. Çamaşır makinesi üst tarafta. Şöyle bir açalım yine de burayı. Isıtıcımız var. Gayet güzel olmuş. Lavabomuz burada. Tertemiz. Bir gir yer değiştirelim seninle. Şöyle klozette gösterelim. Kapının arkasında böyle klozetimiz var. Geniş de duş alanı var. Niş de yapılmış. Güzel olmuş. Gerçekten harika. Şimdi diğer villalarla bir kıyaslayın. Fiyatlara bir bakın arkadaşlar. Şimdi iki tane daha odamız var. İlk önce buraya bakalım, sonra diğerine bakalım. Gayet güzel bir oda da burada var. Şimdi burada Fransız balkonlar var. Ön tarafa bakıyor zaten. Yine burada da iki tane tekli yatağı birleştirmişler. Ee, zannediyorum ki böyle kalabalık bir aile, bunları ayırıp birleştiriyorlar arada kalabalık durumuna göre ee, bu şekilde almışlar çünkü bütün mobilyaları tekli yatak şeklinde almışlar. Yine klimamız var ve yukarıda LED spot aydınlatmaları görüyorsunuz. Bir yer değiştireceğiz sen de. Çünkü şu dolap kısmını da bir göster. Burada gömme dolap alanımız var. Hatta daha geniş bir dolap da yapılabilirmiş ama daha küçük bir dolap tercih etmişler. Arkaya doğru da 30 santimlik bir pay var. Yani bunu daha da ittirip tavana kadar da devam ettirilebilirmiş. Gayet güzel. Evde şöyle güzel bir temizlik. Güzel bir eksikleri gidermek için çaba yeterli olacaktır. Gayet güzel bir yatak odamız da burada var. Çift kişilik yatak. Buraya da dolabı yerleştirmişler. Yine klimamız burada. Arkadaşlar gerçekten fiyat çok uygun. 13 milyon bence uygun. Bu ev için ideal bir rakam. Böyle kapıyı sonuna kadar açayım mı? Be? Bak bu şekilde gayet geniş bir banyo lavaboya da sahip olacaksınız ayrıca. Duşa kabin de geniş. içerisinde de güzel bir niş yapmışlar. Bir de balkonumuz var burada. Perdeler yapılmış. Her şeyle eksiksiz bir ev sahibi olacaksınız. Ki güzel de bir ev. Burada ne yapıyorlar? Aşağıya açık mutfak yapıp aşağıdakini de oda yapıyorlar. 4 artı 1 diye konuşuyorlar. Ama bence bu şekilde ayrı mutlak olması çok daha büyük bir avantaj. Böyle karşıda zaten siteler var. Gayet güzel de geniş de bir balkonumuz var. Ev güzel. Ev güzel. Sen oradan sığamadın değil mi? Oradan sığamadın. Ben rahat rahat geçtim. Kamera yok elimde. Tabi arkamı dönüyorum, sağımı dönüyorum. Geçebiliyorum. Sen geçemedin. Güzel bir ev. Sadece şu yatak alanı aslında ters olmuş değil mi? Böyle olacaktı yatak. Yani bu tarafa yatak gelmesi gerekiyordu. Tam ters tarafına yerleştirmişler. Bir aşağı doğru inelim. Şu tekrar salonu bir gösterelim. Chimstone mutfaklar, merdiven boşluğunu göstermedik. Orayı bir gösterelim. Aşağıda da bitirelim. Zaten böyle bir evde gününüzün çoğunu zemin katta ve bahçede geçiriyorsunuz. Bahçe ve havuz alanının geniş olması da bu ev için büyük bir etken. Gayet de güzel olmuş. Bu havuz kısmını başka yerde bu kadar geniş bulmamız imkansız. Salon ve havuz gerçekten ideal bir ev boyutunda arkadaşlar. Yani diğerlerine ideal değil demiyorum ama ideal ev bence bu. Büyüklük bu. Özellikle havuz büyüklüğünün bu olması gerekiyor. Böyle jacuzzi gibi bir havuz 20 milyonluk bir evde bence işe yaramaz. Ya da farklı şeyler olması lazım. Mesela yerden ısıtma olması lazım. Yani havuzun içerisinde ısıtma sistemi olması lazım ki böyle biraz cezbetsin insanları. Güzel bir ev gezdik. Fiyatımız da şu an e, Kurla, şu anki Kurla 13 milyon civarında bir rakam yapıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 350 bin euroya satılıp kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isan ettiysek affedin 300 metrekare ars içerisinde 12 milyon 950 bin lira yapıyormuş hatta. 13 milyon bile değil 12 milyon 950 bin TL'ye sahip olabileceğiniz harika bir villa.